Herkese merhabalar, Kepsop'un 25. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut Yakın. Hoş geldiniz, ben Erdem Şantınalı. Bugün yanımızda PepsiCo'nun dijital pazarlama ve e-ticaret lideri Didem Namer var. Ya kimse kusura bakmasın, hakikaten çok zor bir title. O yüzden yavaş yavaş söyledim. Hoş geldiniz. Tane tane, hoş bulduk efendim. Vallahi tane tane hoş geldiniz. Çok mutluyuz geldiğiniz için. Sağ olun. Ben de çok keyifliyim burada olduğum için. Her ne kadar 3 kere açmaya çalışsak da podcast'ı bunların bizde saklanmaz yani. Hakikaten 3 kere açılış yapmaya çalıştık. Harika. Ama neyse ki başladık. Çok mutluyuz. Hakikaten çok mutluyuz geldiğiniz için. Umarım şu ana kadar her şey iyidir, güzeldir. Gayet keyifli. Kahvem yanımda. Keyifli bir sohbet hazırız efendim. Süper. Güzel. Şahane. O zaman... Bizim bir tane sorumuz var Didem Hanım. Biliyorum, meşhur sorumuz varmış bir tane. Ne meşhur, acaba? Meşhur ettik o soruyu. Umut şimdi soracak onu bak. Didem Namer kimdir? Valla en basit ve en zor soru herhalde bu. Hani konuklarınız da benzer yorumları yapıyorlardır. Herkes aynı nefes alıyor zaten. Evet, aynen öyle. Ben tabii hayatımda da öğrencilik hayatımdan beri müthiş hazırlıklı ve planlı bir insan olduğum için şöyle hayatımı bir... beyaz kağıda yazdım. İşte 41 yaşıma bastım ben bir hafta önce. Bayağı dolu dolu 41'im. Teşekkür ediyorum. Ve fark ettim ki benim bu 41 yılım şu kağıda sığdı. Sığdırmak istersen. Sığdırmak istediğim için sığdı. Ben de öyle düşünüyorum. Bir tane sticker bilirsin. Evet. Hakikaten teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Ben çok ısrar ettik. Belki nezaketimizi kaybettik. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Sadece ajandalar yoğundu. Aynen, ancak Ekim ortasına denk getirebildik. Şimdi ben çok seviyorum dijitalle ilgili konuşmayı. Hem işte profesyonel kimliğim var, hem bir de eğitmenlik kimliğim de var. O anlamda benim düğmemi bastığınız andan itibaren saatlerce konuşabilme kapabilitesine sahibim. Lütfen uyarın. Basın. Evet, şurada düğme. Efendim şimdi 78 doğumluyum. Bakırköylüyüm, doğma büyüme. İşte bir tahtası eksik derler Bakırköylülerin. Biraz öyleyiz herhalde. Anne tarafından Laz'ım. Bayağı Laz kızıyım yani %50. Arhavi. Oradan göçmüşler. Öyle mi? Çok yakın. Nereli olursanız olun bir yerle ben de oralıyım diyor. Geliyor, geliyor. Araştıracağım o zaman. Baba tarafıyla da şimdi kimse bir şey. Şimdi baba tarafı geliyor. Bir diğer uç Üsküplüyüz o taraftan da. Var mı? Yakaladık mı? Yok, yakalayamadık. Baba gibiyim Datça. Evet. Aa ne güzel Datça. Evet. Şahane. Eş tarafından kayınpeder Eskişehir, kayınvalide Urla. Böyle dört bir kolda. Aynen. Benim kütük Eskişehir'de. Kendim Eskişehir'e gitmeden kütüğüm gitti falan filan. Böyle Türkiye'nin her yerinden bir temsiliyetimiz. Oğlum soruyor nereliyiz diye. Tuna bir ara anlatırım sana diyorum. Biraz zor oluyor da dört farklı. İstanbul ve birbirinden o kadar farklı dört kültür ki. Ve çok da mutluyum ben böyle bir aile içerisinde olmaktan gerçekten. Çok keyifli bir çocukluk Bakırköy'de. Kalabalık o bir aile. Kalabalık bir aile. Iyi. Özellikle anne tarafım çok kalabalıktır. Halen de öyledir. Annem rahmetli oldu 3-4 sene önce, sağ olun. Ama hani anne tarafımdaki akrabalarla çok yoğun. Baba tarafım da kalabalık olmasa da oradaki bağlarımız da çok güçlü. İşte Bakırköy'de doğdum, büyüdüm. Anadolu Lisesi mezunuyum. O zamanlar Anadolu Lisesi formatı yani, daha farklıydı. İşte bir giriyorduk, hazırlık okuyorduk 7 sene. Adnan Menderes, Bakırköy Adnan Menderes Anadolu Lisesi. Ondan sonra işte üniversite dönemi çalışkan bir öğrenciydim. Şimdi çok övünmeyi sevmem ama bayağı ön sıralarda oturan, dersleri fena olmayan bir öğrenciydim. İşte üniversitede çok da bilinçli bir tercih olmamakla birlikte Marmara İngilizce İktisat'ı kazandım. Hani şeydi bilinçlilik seviyem. İşte Boğaziçi İşletme İktisat Uluslararası, Marmara İngilizce İşletme İktisat Uluslararası şeklindeydi. Oralarda devam ediyordu tercihler. İngilizce iktisatta ilk sıradan girdim. Yani bir işletmeyi bir tık kaçırdım puan itibariyle. İşletme okuyanlar affetsin beni. İyi ki de kaçırmışım iktisat okumaktan. Yani bir bilim okumuş olmaktan çok memnunum. Ben de çok fazla iktisat okumaya çalıştım 2 kere. Çalıştım. Şimdi asıl bombaya gelelim. İktisat hani böyle ekonomi bilimi. Hani hocalarımız da böyle... Matematik, istatistik, sosyoloji vesaire sizi hayata hazırlıyoruz. Yani hayatta ne yaparsanız yapın iktisat formasyonuyla aslında her şeyle ilgili daha böyle çok yönlü bakış açınız olacak mantığındaydı.
Ben ise okuldayken mesela sosyoloji derslerine çok ilgiliydim. Hep böyle bir sosyoloji master yapmak istemişimdir. Araya işte işe başladık, evlendik, çocuk oldu falan filan. Hep erteledim, erteledim. Ve geçen hafta sağ olsun eşimden ilham alarak sosyolojide ikinci üniversite okumaya karar verdim. Ne güzel. Ya bu arada... Bunu da buradan deklar ediyorum ki vazgeçmeyeyim diye. Burada kayıt aldım. Kayıtlara geçti. Binlerce insan bunu duydu. Didem'den ver ikinci üniversite kırkından sonra. O kadar çok konumuz oldu ki. İzliko Orhun abi. Onlar da mı? O şu an yüksek yapıyor. Evet. Cüneyt abi şey yapıyor. O da ya yükseğini yapıyor ya da ikinci üniversite gibi böyle... Herkes bir akademiye tekrar belli bir yaştan geliyor. Sonra o 40'tan yani sonra olan konsept galiba. Ben hep şeyi düşünmüşümdür üniversiteden mezun olunca biraz iş hayatına gireyim. İş hayatını anlayayım, tanıyayım. Hmm. Hani hangi alana yöneleceğime karar vereyim. Sonra üzerine bir master yapayım. Hmm. Biraz daha olgunlaştıktan sonra diye düşünmüşümdür. O olgunlaşma süreci fazla uzadı sanıyorum. 20 yıl kadar. Ama şimdi ikinci üniversite yani master cesaret edemedim bu tempomla açıkçası. Hmm. İkinci üniversite gayet bir Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi. Hani 4'te de biter, 8'de de biter ama evet, bir evet. Şekilde yani kendimi akademik dünyaya konsepte dahil edeyim istedim. Bakalım. Bana şans dileyin. İyi şanslar sizin olsun. Büyük ihtimalle parçalayıp geçeceksiniz. Lütfen siz bize şans bir şey varsa. Ben tam şey soracaktım. Yani bu kadar yüksek temponun içinde acaba 4 senelik bir fakülte nasıl olacak? Ben açık olduğunu sonra... Tabii. Yani yoksa... Sonra anladım. Bu arada cesaret ben de açıktan sosyoloji bitirmeye çalışıyorum. Gerçekten mi? 3'ü bitti. Yani aa, şu an 4'e giriyoruz. Kayıt yenileyeceğim, unutmamam lazım. Ekim'in kaçı oldu? Bak şu an aklıma geldi. Yok. Bir haftamız daha var. 18 Ekim'e kadar vakit var kayıtlar için. Ben günümüzü korkmuştum. Vallahi helal olsun mu denir. Yani sağ olun, teşekkür ederim. Ben her zaman çok imreniyorum bu akademi tarafında başarılı evet. insanlara. Ailemin yüzünü hiç güldüremedim çünkü o tarafta. Her bölüm bunu diyor. Evet. Güldülerse bile dinledikten sonra evet ya güldürme de diyecekler yani. Her bölüm söylüyor. Peki yani şey düşünüyordunuz ya biraz ben gireyim evet, kariyer evet, adımlarına evet. Ve sonra okula dönerim. Nasıl başladı bu kariyer? Okuldan mezun oldunuz ve... Ya şöyle biraz mezun olmadan önce benim yine o hani planlı programlı kişiliğim itibariyle dedim ki ben biraz iş hayatını üniversite esnasındayken işte göreyim ne yapacağıma karar vereyim falan. Üniversite birinci sınıf sonunda Garanti Bankası'na staj yaptım. 3 ay şube stajı. Hı-hı. Çıktığımda işte bankacı olmayacağıma karar vermiştim. O bir üzeri çarpılandı. Kesinlikle ya çok staj zaten hani ne olacağınızdan evet, evet. Çok ne olmayacağınız için de çok kesinlikle aynen öyle. Mesela finans, muhasebe arkadaşa. Departmanları hani kendim yapmadım ama duyduğum arkadaşlarımdan duydum. Onun da üzerine çarpıladım. Sonra üniversite 3'tü sanıyorum. İşte sağa sola CV'ler gönderip faxla bu arada CV gönderiyordum arkadaşlar. Aa. Bayağı. O zaman e-mail vardı ama böyle şirketler fax düzeyinde istiyorlar. Çok fax istiyorlardı. CV'mi faxladım her yerlere. Nereden faxladın? İşte şey, ya bizim mesela ekonomi kulübü vardı. Hani ben de kulüpte çalışıyordum. Doğru. Okuldaki ekonomi kulübü faksından işte bir ön cover letter'la vesaire. Ondan sonra faksladım. Borusan Holding'den kabul aldım. Orada başladım ve part time olarak aslında. Hani ders programım rahattı. Esnekti. Haftanın 3 gününe sıkıştırabiliyordum. 2 günde Borusan'da başladım. Hani böyle staj gibi başlayıp biraz daha uzun soluklarını 1-1,5 yıllık bir çalışmaya döndü o. Ve pazarlama departmanındaydım. Evet evet o tempoyu bir şekilde yürüttüm o dönemde. Bir de ev Bakırköy'de, kampüs Göztepe'de. Benim biraz kaderim o şekilde oluyor. Hep yorular vesaire. Ondan sonra işte ofis Fındıklı'daydı. O üçgende bir şekilde yönettim. Ve pazarlamayı çok sevdim. Hani pazarlama alanında ilerleyeceğim ben dedim. Yani ekonomi üzerine eğitim aldık ama pazarlama güzel. İşte mezun olduk. Sene 2000. Ondan sonra işte bankalar görüşmeye çağırıyor. Denetim şirketleri görüşmeye çağırıyor. Ah yok ben istemiyorum. Prensipliyim ya orada. O yüzden biraz uzun sürdü işe girmem. Ve orada işte internet hareketlenmeye başladı. İşte hotmailler, bir internet, dotcom balonu yavaş yavaş konuşulmaya başladı. Alta Vista dönemleri. Daha Google falan galiba yoktu. Yani ne kadar dinozorum siz hayal edin. Benim hayatımda Google hiç olmadığı an yokmuş gibi. Tamam yok gerçekten. Google varmış gibi. Biz öyle abi. Biz böyle eski dijitalciler yani 2000'lerden beri bu sektörde olanlar dinozorlar diyoruz kendimize. Arada buluşuyoruz ediyoruz. Hani Altavista kızları falan şeklinde kod adı. İsim çok güzel ama o ahengi Altavista. Onlara buradan sevgiler iletiyorum. Velhasıl ilk işim benim internet üzerineydi. Evet. Buldum öyle bir iş ne mutlu ki bana.
dijital olarak başladınız. Hatta e-ticaretti. İnanabiliyor musunuz? 2000 yılının Borusan sonunda. Borusan vizyonu ama değil mi bu? Yoksa başka bir... Yok, pazarlama vizyonu. Borusan'da işim bitti. Borusan'da bana pazarlamada rol çıkmadı. Ben teşekkür ederim dedim. Olmuyorsa ben dışarıda bakayım. O zamanlar Big Look grubu vardı. Big Look grubu bünyesinde sanalmağaza.com.tr diye bir portal. Şimdinin hepsi buradasının küçücük bir versiyonunu düşünün. Orada başladım kategori yöneticisi olarak. Ama vizyon yani. Nasıl heyecanlıyım böyle Kavacık. Yine şansım Bakırköy Kavacık. Şartlar çok da parlak değildi. Cumartesi çalışıyorduk. Akşam 8'lere kadar çalışıyorduk. Servis yoktu. Bir arkadaş aracıyla beni Topkapı'ya bırakıyor. Bayağı sefaletler içerisinde başladım ilk işime. Ondan sonra çok keyif alıyorum vesaire. Sonra işte Eylül ayı oldu, döndük. Neredeyse bir sene olacak. 11 Eylül olayları oldu. 12 Eylül biz geldik işe. Patron dedi ki arkadaşlar kriz yani 11 Eylül Amerika biz çok etkileneceğiz vesaire. Üzgünüm, küçülmeye gidiyoruz. Last in first out mantığıyla Didem Namur ilk işini kaybetti. Travma. Bu kadar okullar okudum, bu kadar idealistim nasıl olur bilmem ne. O zamanlar da şimdiki eşimle böyle yeni yeni flört etmeye başlamışız. Babam da dinliyor bu arada. Sevgiler babama da o zaman haberi yok kendisine. Valla dinleyeceğim ne diyor o da gelirken. Burayı keselim bak. Bu hangi yılın bu fotoğrafı? Nasıl yani? Ondan sonra o beni işte teselli ediyor. Tamam işte önemli değil daha çok başındasın kariyerinin falan. Neyse ilk işimi kaybettim bir hayal kırıklığıyla. Yani derler ya hayatınızdaki inişler çıkışlardan çok şey öğrenirsiniz vesaire. Ama ben yine o dönem o tutkumdan idealimden vazgeçmemişim ki yine böyle internetle ilgili bir şeyler yapmak üzere araştırdım ettim. Böyle birkaç ajansta çalıştım. Yine ha bu arada o zamanlar dijital demiyoruz. İnteraktif pazarlama. İnteraktif deniyordu. Evet dijital kelimesi sonradan geldi bu sektör anlamında. İnteraktif, online, dijital. Senin gelişimin tam aynen. Oldu. Aynen. O süreçle gitti. Bir ara online dendi. Şimdi dijital. 3-5 sene sonra ne deriz bilmiyorum. Belki hiç dijital demeyeceğiz. Her şey dijital olacak. Evet olabilir. Çok yüksek ihtimalle. Neyse o böyle birkaç ajansta çalıştım. Yine işte interaktif projeler. Sonra bir gün beni Finansbank aradı. Ben demiştim hiç bankacı olmayacağım diye. Evet. Asla ve kat'a. Biraz büyük konuşmuşum galiba. Bayağı 7 sene bil fiil bankacı kimliği taşıdım. Ama Finansbank'ta hiçbir zaman hani klasik bir bankacı olmadım. Yani genel müdürlükte, işte pazarlama ekipleri içerisinde internet projelerinde çalıştım. Ne mutlu ki. O benim geçmişteki direnişim hani internet işleri yapacağım verdi. Diye meyvesini verdi. Ve bana telefonda aradıkları Didem Hanım sizin bu internetle ilgili proje çok da yoktu herhalde benim gibi o zamanlar. İnternet projelerinizden etkilendik bir tanışmak istiyoruz diye. Ondan sonra Hamit Keket çok sevgiler onda. O zamanki ilk yöneticim beni işe alan. Ondan sonra kendisi girişimci oldu. Bonifid'i kurdu vesaire. Aynen girişimcilikle devam ediyor. Hamit ben abi sağ olsun. Beni aldı işe. Finansbank'ta ilk bebeğim projem Kobi Finans diye bir projeyle başladım. Bu şey Kobilere yönelik bir portal projesiydi. O dönem için çok vizyoner bir projeydi gerçekten. Sene 2004. Kobi segmenti. Evet. Kobi lafı var. Bankalar yatırım yapıyor vesaire. Reklamlara başlıyorlar ama ilk defa bir banka. Hala değerli bir segment bu arada. Kesinlikle Kobi'de. Öyle. Bence halen değerli. Bile yapılması daha gereken değerli. Çok şey var. Hani eskiden beri özel ilgim olduğu için o alana. Velhasıl ilk defa Kobilere bilgi ve danışmanlık hizmeti sağlamak üzere bir .com portalı kuruluyor. Onu kurmak bana nasip oldu. İşte portal var, dergisi var, danışmanlık hizmeti var. Ondan sonra danışmanlık ofisi açıldı böyle çok bacaklı bir proje, koca bir proje. Onunla başladık. Ya vaktiyle çok ödül aldı. Diğer bankalar takip ettiler. Benzer projeler hayata geçirdiler. Teklifler geldi diğer bankalardan. Ama ben orada o bebeğim ya benim büyüttüm. O hani sadakat de var. Devam ettim Finansbank'ta. Oradaki sadakatim bana mesela yöneticilik getirdi. Ondan sonra sağ olsunlar o dönem 2006-2007'ydi galiba. İlk yöneticiliğim müdürlüğümü aldım işte ekibim oldu. İşler büyüdü. Yurt dışından ödüller almaya başladık. Sonra ben böyle 2006-2007'ler işte Google yavaş yavaş hayatımıza giriyor. İşte AdWords reklamları, işte Facebook diye bir platform geldi hayatımıza.
gibi gibi ben de şeyi sorgulamaya başlıyorum. Bu sorgulamak kısmının altını çiziyorum. Çünkü sonda kapanışta genç arkadaşlarımıza mesaj vereceğiz ya. Evet. Şeyi sorgulamaya başladım. Ya biz şimdi hani Google reklam veriyoruz. İşte hani kimse yanlış anlamasın. Hani MyNet ana sayfaya bir günlük banner veriyoruz. Hı-hı. İyi güzel. Ben de Kobi Finans üye toplamaya çalışıyorum o aralar. En evet. temel hedefim o. Ama AdWords var. İnsanlar bir şeyler arıyorlar. O reklama tıklandığında acaba daha ucuz maliyetle çıkarabilir miyim? Bir hesaplar bilmem neler. Dublin'le yazışıyorum. Google'da Türkiye'de Google ofisi yok o zamanlar. Dublin'le yazışıyorum. Reklam veriyorum bir aracı şirketle. Ondan sonra Finans Bank'ın muhasebesi diyor ki bana şey lazım, ıslak imzalı fatura lazım. Dublin'den nasıl yapacağız şimdi falan. Bir takım evet zorluklar. Neyse ben hakikaten çok verimli olduğunu görüyorum. İşte kart finans ekibine diyorum ki arkadaşlar AdWords var, kart finans leadlerini de buradan alabiliriz. Bakın ben yardımcı olayım size. Böyle bankada yavaş yavaş ya Didem bu internetle ilgili bir şeyler biliyor, anlatmaya çalışıyor insanlara vesaire. Ondan sonra dur bakayım atladığım şeyler var mı? Ben şeyi arada sorabilir miyim? Sosyal medya ha. Araya yani lütfen. Gireyim sonra lütfen unutmayın. İlk yönetici tecrübesi burada oluyor. Evet. Ama ondan önce daha çok uzman. Evet. Tabii. Yani gerçekten işi sahada olan. Aynen, daha çok yapan. Ama diğer tarafta yöneten ve yani nasıl denir ona? Biraz daha vizyon, strateji katmaya çalışan. Ya yani. Onun bize böyle hani en azından o zamanlar için tam olarak ana farklarını ve size hissettirdiklerini bir örnek mi? Çünkü yani bizim de şu an önümüzde aynı yol var. Evet. Ve biliyor musun ne yapacağını tam olarak yani? Bunu söyleyemem. Bunu söylemeyeyim. Bilsem de söylemem. Bunu söylemeyeyim. Yani bana öyle geliyor ki yani. Hislerime güveniyorum ama öyle söyleyeyim. Tabii ki güveniyoruz değil mi? Orası özgüvenle alakası yok ama day by day yani gerçekten gün bir gün ne yapacağımızı bilmiyoruz bence bakın. Kesinlikle. O başka bir deneyim yani. Aynen. Sizin için nasıl? Daha merak ediyorum. Onu şöyle çok net ifade edebilirim. Hani uzmanlık seviyesinde siz işi yapan tarafsınız, koşturan tarafsınız, araştıran, bulan, hayata geçiren. Bir tık yöneticilik seviyesine çıktığınızda aslında biraz daha yön gösteren, biraz daha vizyon katan, yukarıdan bakan, çalıştığınız şirketin nasıl diyeyim, ana vizyonuna hizmet edecek kendi alanınızla ilgili bir takım böyle yollar açmaya çalışan halen öyle devam ediyor. Yani Pegasus'ta da öyleydi sonraki işimde. PepsiCo'da şu anda halen öyle. O tabii yönetici. Ha, bir de liderlik var. O daha farklı bir şey. Liderlik biraz daha işte ilham veren lider olabilmek. Ben İnşallah o yolda kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama halen tam oldum demiyorum. Hiçbir evet. zaman tam oldum diyen bir insan değilimdir zaten ya. Öyle bir farkı var, nüans farkı var. Ekibiniz oluyor. Hani size bağlı böyle sizin yönlendirmenizi bekleyen bir ekip. Hatta benim ekibimde bu danışmanlar da vardı. İşte bir vergi danışmanı, bir dış ticaret danışmanı o dönemler KOBİ'lere hizmet vermek açısından. Mesela dış ticaret danışmanımız 50 yaşında bir beydi, Kerim Bey. Çok da severim, Urfalı. Emekli olmuş. Ek iş olarak yapıyor. Mesela bendim onun yöneticisi aslında ama inanılmaz bir saygı, hürmet ilişkimiz vardı. Halen de irtibattayız kendisiyle. Ayvalık'a yerleşti artık iyice. Çok iyi. Emekli oldu. Kimseyle kontak koparmamışsınız. Herkesin nerede ne biraz öyleyim. Evet, evet. Peki şu an mesela nasıldır ekibinizle aranız? Hani ekip nasıl bilir? Ay, şimdi söylemeyeyim şimdi çok. Nasıl biliyorsunuz? Nasıl biliyorsunuz bakalım. Bakalım onlar. Bakalım. Mikrofonu ekibe uzatıyoruz. Ya ben hiçbir zaman hiyerarşik düzeni sevmedim. Biraz bankada o vardı ne yalan söyleyeyim. Halen de var. Ama hem Pegasus'da hem PepsiCo'da hani ekibimle gayet dostane, hiçbir zaman yapıla değil, yapabilir miyiz diye. Hani maillerimde bile inanın hani ne derler, kelimelerime dikkat ederim. Nazikli kibarsın zaten yapı estağfurullah, olarak. Estağfurullah, öyle olmaya ekstra gayret ediyorum. Çünkü onlardan da benim öğreneceğim çok şey var. Artık yani dijital dediğimiz şey, e-ticaret o kadar çok alt uzmanlık alanı oluşmaya başladı ki. Ben sadece tepeden bakan ve bir şeylere dediğim gibi yön veren biriyim. Ama asıl uzmanlık onlarda. Yani şimdi e-ticaret müdürümüz var. Dijital pazarlama müdürümüz var benim ekibimde. Bir kreatif ekibimiz var. Dijital kreatif head'imiz var orada. Apayrı uzmanlıklar. Kesinlikle. Ve ben onların işlerini ahkam kesemem. Sadece yön verebilirim. Görüş belirtebilirim.
dediğim gibi hani şirket vizyonuyla o bağlantıyı sağlayabilirim. Biraz daha stratejik bir konum açıkçası ama ilişkiler çok dostane. Yani hiyerarşi yok olmasında. Evet, hayalindeki. Evet. Yani. Pegasus'taki mesela eski ekibimle de öyle. Halen WhatsApp grubumuz aktif, öyle söyleyeyim size. Ekibinizden de bir kişiye selam söyleyecekseniz şu an. Evet. Bu podcast konuklarınızdan Erhan Tezakar'a selam söylüyoruz efendim. Kendisi de sadık izleyicilerinizdenmiş. Pegasus'ta şimdi geleceğim birazdan o notlarıma. Ya Pegasus'un dijitalleşmesinde yolculuğumuza birlikte başlamıştık Erhan'la o dönemde. O zaman gelelim. Nasıl bir denk? Gelelim yani Finans Bank tabii dediğim gibi. Ya Finans Bank da bu arada hani vizyon olarak. Mesela ben ayrılır iken bir Empara konsepti çıkmıştı. Nasıl bir vizyon arkadaşlar? Evet. O dönem için halen bile bence çok kesinlikle iddialı o zamanlarda. O yüzden çok gurur duyuyorum hani Finans Bank gibi bir vizyonda ve Hüsnü Özyeğin ekolü de çalışmış olmak için o tanıdığım muazzam liderlerden bir tanesi. Yani Türkiye'de o liderlik kavramını dolu dolu yaşatan o ayrı bir süreçti. Sonra Hüsnü Özyeğin ekolünden Ali Sabancı ekolüne geçtim. Evet. O da yani Pegasus inanın hala böyle tüylerim diken diken olur. Love markımdır. Benim hayatımdaki çok özel 6 yıldır. İşte 2011'de ayrıldım Finans Bank'tan. 2017'ye kadar Pegasus'ta. Ondan sonra işte dijital pazarlama ve e-ticaretin başındaydım orada da. E-ticaret ilk defa hayatıma girdi. Finans Bank'ta biraz daha dijital pazarlama, sosyal medya. Ha bu arada o kısmı tamamlayamadım. Hani böyle şey oldu, işte roller değişti, yönetici oldum. Sonra Finans Bank'ta organizasyon değişti. Dijital pazarlama diye ayrı bir birim açıldı. Ben başına geçtim. Orada son 1,5 senem bütün Finans Bank'ın web siteleri, sosyal medya hesapları... Ondan sonra Google AdWords, işte performans pazarlaması, SEO'su, SEM vesaire hepsinden böyle sorumlu genişçe bir ekiptik. Ondan sonra orada da çok şey öğrendim. Hani sepetime koydum deneyimlerimi. Oradan Pegasus'a geçtim. Dediğim gibi çok keyifli bir 6 sene. Şimdi Pegasus son dönemlerde dijital hava yolu demeye başladı kendisine. Evet. Ama ben o kadar içindeydim ve o kadar şu an böyle gururla izliyorum ki onu diyebilmesi şu an bir 5-6 yıllık emeğin sayesinde olmuştur. Tabii ki ben sadece çorbada tuzu olanlardan bir tanesiyim. Orada pazarlama ekibi, ticaret ekibi, orada idol yöneticilerim Güliz Öztürk, Onur Dedeköylü, onların isimlerini anmadan edemeyeceğim. Selam olsun seni. Aynen. O dönem artı IT ekibi tabii ki yani bu dijital transformasyon çok güçlü bir kavram arkadaşlar. Yani ben kendi hani LinkedIn'imde bile böyle kullanırken imtina ederek kullanıyorum. Çok ağır bir yani görüyoruz maalesef dijital transformasyon leader bilmem ne bir bakıyorum. 3 sene deneyim var sadece arkadaşta. Bu kadar şey yapmayalım, ucuzlatmayalım ünvanları. Evet. Ondan sonra dijital transformasyonsa Pegasus'ta biz onu köküne kadar yaşadık aslında bakarsanız. Ama öyle bir Ali Sabancı vizyonu ki arkadaşlar. FlyPGS.com portalı, internet satış kanalı uçakların üzerine FlyPGS.com yazdıran bir CEO'muz vardı. Düşünün ilk defa yani. Bir de benzeri EasyJet'te vardı sanıyorum yanlış bilmiyorsam. .com yazan. Halen bile uçakların üzerinde FlyPGS.com yazar. İnterneti yani dijitali oldukça odağına koymuş bir şirket vizyonu ve ben düşünün dijital pazarlama e-ticaret müdürü olarak merhaba ben geldim diyorum. Müthiş bir heyecan o dönem. Tek kişi başladım. Sonra Erhan katıldı ekibe sağ olsun. Çok iyi. Ondan sonra ben ayrılırken bir 6-7 kişi falandık ekip. İşte 6 senede çok şeyler başardık. Yani FlyPGS.com'un sıfırdan altyapısını hayata geçirdik. Bir önceki işinde bankacıymış zaten. Öncesi, o sonra HSBC'ye geçti. Pegasus'tan. Evet. Pegasus'tan sonra HSBC'ye geçti. Neyse. İşte FlyPGS'nin işte sıfırdan yenilenmesi. İlk mobil uygulamayı çıkaran ekiptik biz. IT ekibiyle birlikte. Sıfırdan böyle kağıtları dizip o hani wireframe'ler üzerinde çalıştığımız toplantıyı hatırlıyorum. Nasıl olsun sayfa geçişleri diye. Şimdi milyonlarca insanın kullandığı, çok da keyifle kullandığı bir aplikasyon. O dönem sosyal medya stratejisini tabii şey yaptık, renova ettik diyeyim. Hani bambaşka bir dile büründürdük. Pegasus
Daha çünkü dostane olması gereken bir marka insan tüketicilerine karşı. Orada tabii marketing ekibinin, oradaki arkadaşların çok büyük desteğe katkısı vardı. Biz marketing ve dijital o kadar yan yana iyi çalışabilen ekipler olduk ki Pegasus'ta. Şu an PepsiCo'da da öyle. O bence işin sırrı. Çünkü pazarlama ve dijitalin orada senkron olması, aynı dilden konuşup çok besliyor. Çok besliyor. Aynen öyle. Dolayısıyla onun avantajı da vardı. Böyle keyifli bir 6 sene. Bir de ben şunu izninizle eklemek istiyorum. Erhan abi anlatmıştı. Benim hakikaten hoşuma gitmişti. Şimdi sizin oradaki title'da dijital pazarlama ve e-ticaret ya. İnsan düşünüyor abi, bu hava yolu e-ticaret ne alaka, ama FPGS Erhan abinin ağzıyla en azından kendisini en azından dijital tarafı bir e-ticaret girişimiymiş gibi yöneten ve öyle nasıl denir, yönetimini sürdüren bir yapıdır demişti. Benim çok hoşuma gitmişti. E-ticaret şeyine, sitesine göre de trafiği, satışları, her şeyle daha fazlaydı yani. Tabii rakamsal ki. Olarak da. Hem bu, öyle. Bu açıdan Erhan abiden duyunca çok şaşırmıştım. Aşırı mantıklı gelmişti. Hiç e-ticaret şirketi olarak düşünmüyordum çünkü. Değil mi? Evet. Tabii. Pegasus'u. Tabii. Ama satış var işte. E-ticaret. Ama şu an e-ticaret üzerindeki satışları offline satışlarından daha çok diyebiliyorum. Yani %50'nin üzerinde. Rakam vermeyeyim. Hani ben ayrılırkenki rakam biliyorum ama daha da ilerlediler. Kesinlikle. Dolayısıyla ve şeyiz, hani bir hakikaten düşünün. Şu an hani gidin Acente'ye uçak bileti alın desem size çok nereden alınıyor şimdi? Acente nerede? Çok garip geliyor ya. Değil mi? Yani ben hiç almadım. Yani. Ben de hiç almadım ömrüm boyunca. İşte uçak yani oradan alınıyor mu? Var hep şeyde. Hiç almadım ki. O kadar almadım ki. Alınmıyor diye ben kafamda. Değil mi? Evet. İnternetten alınır. Aynen öyle. Sonrasında? Sonra işte Pegasus'ta yine ekibi böyle büyüte büyüte gittik. Çok yine keyifli bir ekiple hem üst hem ast anlamında çalışma şansım oldu dediğim gibi. Hani öyle bir ekiptik ki içimizden nasıl bazı arkadaşları maalesef beyin göçüyle yurt dışına gönderdik. Şu an ekibimdeki Emre Güney, ona da çok selam olsun. Skyscanner'da İngiltere Londra ofisinde Growth Manager olarak çalışıyor. Müthiş bir transferdi o dönem. Çok iyi. Velhasıl işte Pegasus yılları dediğim gibi 6 sene. Hani Pegasus'un dijital hava yolu haline gelmesinde gelmesi döneminde müthiş bir şeydi, keyifli bir süreçti. Sonra ben tabii kaderim gereği işte evim Beşiktaş'ta benim, hani evlendikten sonra. Ha bu arada evliyim. Oğlum var. O detayları unuttum. Onlar da izlerse bana kızmasınlar. 10 yaşında Tuna, merhaba. Şimdi onlara geliyoruz. Geliyorum. Yok yok. Onları geçtik aslında. Neyse. Çok çok sevdiğim bir eşim var. Çok sevdiğim bir oğlum var. Ondan sonra eşim de telekom sektöründe işte benzer böyle pazarlama, iş geliştirme tarafındayız. Oğlum 10 yaşında. Türk Telekom'da. Türk Telekom'da. Eski Türksel ekolünden, o da yıllarca böyle 12 yıl kadar Türksel'de. Sonra Telekom. Ondan sonra Tuna 10 yaşında, işte orta 1'e başladı bu sene, 5. sınıf. Büyüyor. Söylenip duruyor çok zor diye, evet. Futbol hastası bir oğlum var. Böyle hani kitap okumayı çok sevmiyor. Seviyor aslında, seviyor. Ama şey yapıyor mesela, hani Ronaldo'nun hayatı, Messi'nin hayatı, öyle kitapları alıyoruz, onları okuyor falan. Onları keyifli okuyor. Ya çok önemli bu arada, teşvik etmeniz. Bence tabii. Öyle diyorlar zaten uzmanlar da, ilgilendiği konular. Benim ilgimi çeken herhangi bir kitap olmasaydı ben asla okumazdım. Şu anda okumuyorum. Ancak benim ilgimi çekecek ve ben okuyacağım. Biz dinlemeyi seviyoruz. Evet. Hani Tuna'dan çok şey öğreniyorum mesleki olarak da. Hani yeni jenerasyon, işte alfa kuşağı dediğimiz kuşak. Çok değişikler. Yani bizim kendi anne babalarımızla olan kuşak farkından çok daha derin fazla bir kuşak farkı var arkadaşlar. Bilmiyorum sizde evlilik çocuk durumları nasıl ama hele sizin çocuklar amanın yani. Ne olacak bu? Ben tabii şu an hayalini bile kuramıyorum. O yüzden hiçbir fikrim yok. Yani. Çok çok derin kuşak farkları var. Birbirimizi anlamakta zorlanabiliyoruz ama çok her şey öğreniyorum bayağı. Her baba, anne ve çocuk için sanırım geçerli bu. Bu dönemlerde anlamamak. Ben niye öyle hissetmiyorum? Ben çok iyi anlayacağım, çok iyi anlaşacağız gibi hissediyorum ama öyle İşte öyle olmayacak. O var, o yalan. Benim annem psikologtu ve ben o zaman... Gerçekten. Yani biz bile anlaşamadığımız zamanlar... O beni anlıyordu büyük ihtimalle, ben onu anlamadım. Yani onun beni anlamadığı için. Evet, işte Pegasus'u toparlıyordum, PepsiCo'ya geçeyim. Ha, kaderim şu diyordum, işte Beşiktaş'ta oturmaya başladım evlendikten sonra. Ondan sonra işte Pegasus Kurtköy'de ofis.
İşte 6 sene çalıştım. 2 senesi Halkalı'daydı Basın Ekspres'te. Ama kalan 4 senesi Kurtköy'e gittim geldim. İşte dedim ya size Salı günü geçmiş. Sabancı Üniversitesi'ne davetliydim. Böyle gözümde büyüdü o yol falan. Eşim diyor ki Didem 4 sene sen o yolu gittin geldin. Niye büyütüyorsun ki gözümde? Gerçekten öyle. Çok zormuş. Evet zor. Yani. Ama düşünün benim hani Pegasus'a olan sevdamı. Gittim geldim. Ama sonra artık son dönemlere doğru hani günde 3 saatleri bulunca trafik vesaire kendimden de vermeye başlayınca o sıralar PepsiCo'dan da böyle bir tık tık gelince bir görüşme, iki görüşme bir şeyler oluyor galiba şeklinde flörtleşme sonucu kendimi yepyeni bir sektörde buldum. Evet öyle oldu FMCG sektörü. Bu arada en başta söyleyecektim unuttum. Arada böyle İngilizce kelimeler kaçıyor bende. Normalde Türkçe konuşulmasına, D-key ayrımlarına vesaire acayip dikkat eden bir insanım. Ama o kadar çok maruz kalıyoruz ki global bir şirkette olduğumuz için İngilizceye. Ve çevremizde de hani benim hani kendi yöneticim Türk ama işte yine Türkçesini bulamayacağım. Matris yöneticim. Evet matris yöneticim İngiliz. Evet. Londra'da çok fazla konuşuyoruz ve maruz kaldığımız için arada kaçıyor bazı terminolojiler. Şimdiden affolan olur. Ama şu ana kadar hiçbir... Tek tük oldu ya, oldu. Cover letter dedim şey falan. Şimdi FMCG bambaşka bir sektör. Biz deriz ki dijitalciler, biz de hangi sektörü koyarsanız koyun dijital zaten aynıdır konsept. Yalan. Yok öyle bir şey. Yani bankada bambaşka dinamikler vardı. Pegasus Havayolu bambaşka dinamikler. Buraya geldim FMCG, sudan çıkmış bala döndüm arkadaşlar. Yani ekibe de söylüyorum, yöneticime de söylüyorum. 6 ay kadar sürdü benim. Ha şimdi anladım galiba, evet demem. İnanın. Çok büyük bir gemi çünkü PepsiCo. Evet, yılların yani, PepsiCo'su. Sadece FMCG olmasının dışında PepsiCo zaten aynen, başlı başına bir şey. Bir tarafı içecek, bir tarafı yiyecek. Hani bilmeyenler için hani PepsiCo denilene Pepsi zannediliyor bazen ama... Evet. içecek tarafında Pepsi, 7 gün Fruko Lipton Ice Tea... Yiyecek atıştırmalık tarafında da en büyük işte pazar payına sahip olan atıştırmalıklar aslında Doritos, Ruffles, Lay's, Cheetos, Cereza. Bir de küçük böyle Rocco'muz ve Seven Days'iniz var. Eskiden Frito-Lay ve Pepsi olarak ayrılıyordu ama. Aynen öyle. Şimdi birleşti PepsiCo oldu. İşte Power of One diyoruz biz de o birleşme sonrası. İşte ben birleşmeden biraz sonra katıldım ekibe. 2 sene oldu katılalı. Müthiş bir portföy, müthiş heyecanlı ama bambaşka iki alan aslında içecek tarafı, yiyecek tarafı. Bir tarafta Challenger markayız ama yılların Pepsi'si o. Michael Jackson'ın reklamları hayal edin. Evet. O bir landmark. Şeyi izledim işte Bohemian Rhapsody. İnanın böyle ağlıyordum o piyanonun üzerinde Pepsi'leri gördüm ya. Şey Freddie Mercury'nin konserinde. Çok efsane bir marka gerçekten. Müthiş. Ve inanın tadı daha güzel. Daha güzel. Reklamımı da yapayım. Yaptı da bizi yaktı ya. İsterseniz kesin bu bölüm. Sorun yok, değil. Şeyde atıştırmalık tarafında da ben hani hep tombulu bir insan oldum. Ve maalesef o kadar zorlanıyorum ki arkadaşlar. Kilo veriyorum şu an ama o Doritos'lar, Lay's'ler, Ruffles'lar önümden geçiyor. Toplantılarda açılıyor, haşır uşur, yeniliyor falan. Çok zorlanıyorum ama itiraf ediyorum. Kaçırıyorum arada yiyorum. Çok güzeller gerçekten. Yemediğiniz bir şey satamazsınız. Satamazsınız. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Velhasıl müthiş heyecanlı markaların dijital pazarlamasından ve e-ticaretten sorumlu olarak geldim. Şimdi dijital pazarlama koltuğu benden önce bir sene kadar önce açılmıştı. Bir halef selef durumumuz vardı benden önceki arkadaşla. Ona da sevgiler. Caner Yörükoğlu. O da sektörden çok sevdiğim bir arkadaşım. O da şimdi selam PepsiCo Londra ekibinde. Birlikte çalışıyoruz paslaşarak. Caner'den koltuğu devraldım. Dediler ki Didem seni aldık çünkü hem dijital pazarlama yapacaksın ama bir de e-ticaret de bir şeyler yapmaya başlamamız lazım artık. Bu tarafta var sıfırdan. Hani şey diyorum ben hep böyle bir boş bir PowerPoint slide ile başladı PepsiCo dedicar. Evet şimdi stratejimiz ne olsun şeklinde. İnanın bana. Sıfırdan başladı. PepsiCo e-ticaret adına. Benim aklıma şey geldi bu hani. Getirler bana biler. Bana da sadece o gibi şeyler. Bravo. Aynen öyle. Ama sadece onlar değil. Kendi kanalı var mı onu bilmiyorum. 4 alanımız var aslında. İngilizceye giriyorum, özür diliyorum. E-grocery diyoruz. İşte Migros sanal market, Carrefour online,
Ondan sonra işte makrosu vesairesi. Pure player diyoruz. Sadece online'da olan işte hepsi burada. Trendyol, N11, işte Getir, Bana Bir, iste gelsin. Hani saymadıklarım affola bunlar. Bir Away From Home diye bir yer var. Mesela biz Little Caesars'la çalışıyoruz. Pizza Hut'la çalışıyoruz. Onların online platformlardaki tüm dijital faaliyetleri o kategoriye geliyor. Bir de B2B, eB2B tarafı var. O da işte Avansaslar, Ofix'ler, bizim toptanlar. Kocaman bir dünya arkadaşlar. Ben işte ilk geldiğimde o ekosistemi çalıştım. Slide'ım hazır, güzel stratejik evim falan vesaire. İki ay sonra bir başka sunum yapacağım. Hop o ekosistem değişti. Yeni girenler, çıkanlar vesaireler. Oradaki logolarım benim hiçbir zaman stabil kalamadı. Evet. Müthiş dinamik. Yani bir gün uyanıyoruz işte A101 e-ticarete girmiş. 3 hafta sonra bir uyanıyoruz. Yemek sepeti Bana Bir açıyor. Hayda. İnanın böyle oluyor. Ama çok adaptif olmanız. Logo çok. Eksilmiyor. Çok. Ekleniyor. Aynen öyle. Çok az eksiliyor. Çoğunlukla ekleniyor. E-ticaret kısmı çok heyecanlı. Dijital pazarlama kısmı. Şimdi burada birçok landmark var. Ve artık eski yöntemlerle de yapamıyoruz dijitali. İşte alalım bir video çekelim. TV'de de oynatalım. YouTube'a da koyalım. Keselim Facebook'a koyalım. Değil. Dolayısıyla yeni yöntemler bularak bunu yapmak zorundayız. Bunu dataya dayandırmak zorundayız. Asıl işin sihirli kısmı o zaten. Tamam. Artık dijital pazarlamacıların bayağı böyle data konuşması gerekiyor. Evet. O anlamda iyi ki de ekonomi okumuşum diyorum arada geçmişe atıp yaparak. Çok oluyordur şansı. Çünkü aslında dijital eşittir bir rakamsal bir olay tabii, var. Tabii. Çünkü hani ölçebiliyorsunuz. Tabii ki en büyük özelliği zaten insanların kesinlikle beğendiği şeylerden biri ölçebiliyorumdu. Aynen öyle. Sonra etkileşim hoşuna gitti herkesin ama bayağı ekmeğini yiyorsunuzdur gibi düşünüyorum. Aynen öyle. O tabii o yapıları kurmak. Doğru uzmanlıkları içeriye alabilmek gerek ajans gerek kadro olarak onlar çok kıymetli. Ve aslında birçok araştırmalardan görüyoruz ki burada ben uzun uzun anlatıyorum ama vaktimiz nasıl? Hiç problem yok. Tamam arada kesersiniz o. Tamam. Yok yani bir saat kadar oluyor genelde. Tamam o zaman sıkıntı yok. Güzel sıkıntı yok. Ne diyordum? Kreatifin öneminin giderek arttığını fark ediyoruz. Çünkü çok güzel bir söz var. Google'ın bir üst yöneticisi söylemiş yurt dışında. Biz reach yani erişimi satın alabiliyoruz. Yani para vererek. 10 milyon bütçem var bana 30 milyon view YouTube'dan diyebiliyoruz bunu. Ama dikkati satın alamıyoruz. Yani erişmek, kişilerin karşısına reklam göstermek artık çok kolay. Ama asıl izletmek sonuna kadar olsa keşke yani 3-5 saniyede bile razıyız. O kadar artık dikkat eşikleri düşük ki. Yani bugün bir şey vardı böyle dijital tüketimi daha iyi anlamak için bizim içgörü ekiplerimiz var. Onlar sağ olsunlar bizi destekliyorlar. Böyle öğrencilerle buluşuyoruz arada. Onlarla sohbet ediyoruz. Bugün de öyle bir sohbet vardı öğleden sonra. Çok yani kızcağızın şöyle de bir hoşluk yapmış bizim içgörü ekibi. Şeyi kayda almış. Bir 10 dakikalık Instagram'ı, YouTube'u, Twitter'ı nasıl kullanıyor? Ekran kaydı var video şeklinde. Çok hızlılar. Evet. Oradan oraya atlıyor vesaire. Hiç tahmin etmediğim mesela storyleri böyle tek tek geçiyorum ben. Böyle film izler gibi izliyorum Instagram'da. Onlar yukarıdan story'yi istediklerine basıyor çıkıyor. Bir daha geçiyor. Bir daha, yani başka şey var. User experience dediğimiz konsept var. Velhasıl o kadar düşük ki dikkat eşikleri. Yani oğlumdan da biliyorum. Araştırmalardan da okuyoruz. Ya eşik düşük müdür veya dikkatini çekmek zor mudur? Bu terim bende gidiyor geliyor ama. Çünkü İkisi de yani çok fazla şeye maruz kalıyorlar bir kere. Evet. Çok fazla iletişim mesajına maruz kalıyorlar. Dikkat eşikleri evet düşük bu. Bir takım araştırmalarla ispatlanmış. Yani 12 saniyelerden mesela 8 saniyelere. Hatta bu alfa kuşağında 6 saniyeleri düştüğü söyleniyor. Dolayısıyla işimiz geçmişe göre daha zor. Yani mesajlarımızı çok net, basit, dikkat çekici. İşte yine bir İngilizce terim thumb stopping diyoruz. O yani böyle giderken bir durdurma etkisi olabilmeli o ilk birkaç saniyede. Kaçtı mı kaçıyor yani yapacak bir şey yok. Dolayısıyla işimiz daha zor.
yani yepyeni uzmanlık alanları çıkıyor bir de. İşte bir mobil aplikasyonumuz var mesela, çok yeni. PepsiCo bilirsiniz, promo dünyasında çok güçlüdür yıllardır bu kapak altı promoları. Evet. İşte cipslerden çıkan promosyonlar. Onlar dijitalleştirildi artık. Aa. Tamamen bir böyle mobil cüzdan üzerinden kazandırıyor mobil app'imizin adı. Bakın inceleyin ne olur. Estağfurullah. Ya biz iletişimi yapmadık. Öyle özellikle mi? Bilinçli olarak pilot sürecindeyiz. Ama iletişim yayında yapmamamıza rağmen 2 milyon download'u geçti diyeyim size. Öyle iyi gibi de. Boşuna para harcamayın. Orası mesela ayrı bir uzmanlık. Orada evet, da mesela dijital ürün yönetimi uzmanlığına ihtiyaç duyuluyor. İşte P&G'nin de bir benzer uygulaması var. Bana bak. Aynen. Onlarla onu da bir... Ha evet evet. Bana o ekip bak, evet. O ekiplerle de hani konuştuk sağ olsunlar. Böyle fikir alışverişi yapıyoruz vesaire. Hem Akampüs hem de öyle mi? Selamlar. İbrahim Bey'le tanışmış olabiliriz. Hatırlayamadım şu an ama P&G ekibinden. Evet, evet. Yani artık FMCG markaları, bu şey diyoruz, first party data diyoruz ya. Evet. Onlara çok muhtacız. Gerçekten öyle yani, amiyane tabiriyle. Bana bak, tam olarak evet, tabii ki. Zaten hani çıkma amaçlarından biri de bu datayı ediniyor aynen olmak. Bizde kazandırıyor da benzer bir şey var ve şeyi görebiliyoruz, düşünebiliyor musunuz? Yani kim Lay's kodu okutmuş, aynen, kim Pepsi'den hangi frekansta kod okutmuş, ne ürün kazanmış, internet... Cam şişesi, kutu, su... Peti, yani o bilgileri edinmeye başlıyor olmamız çok heyecan verici. Kesinlikle. Müthiş müthiş çok bir data. Çok hizmet veriyor olacaksınız tabii, bunlar sayesinde. Tabii, aynen. Bence önemli bir şey. Yani ben bu her zaman son kullanıcılar şey yapar ya. Bilgileriniz çalıp filan. Hani, abi o kadar bilginin çalınacağı bir şey vermiyorsun. Ve bunların hepsi sana, ben öyle düşünüyorum en azından. Bunların hepsi sana daha iyi hizmet olarak dönüştürmesi. Aynen. Ben böyle kendimi belki kandırıyorumdur ama benim mantığım bu yönde. Anlamlı reklamlarla karşılarına çıkmak amaç. Yani o kişinin Lay's sever olduğunu biliyorsak hani Lay's reklamını daha fazla karşısına çıkacağız. Lay's kampanyalarını daha fazla öneriyor olacağız. Örnek veriyorum gibi gibi. En basit örneği bu. Dolayısıyla orada apayrı bir dünya var. Ha, kreatif tarafa geri dönüyorum. Orada bir şey söylemeyi unuttum. O kadar önemli ki kreatif artık ve buradaki hız, dinamizm vesaire. Biz dedik ki bu işi ne yapsak, nasıl yönetsek vesaire derken bir iç ajans kurduk. O benim dikkatimi çekti. Pep Creative Studio geçen sene kuruldu. İşte bir yılı neredeyse dolacak. İçeride şu an 6 kişilik bir ekibimiz var. Art direktörümüz, motion designer, account manager, copywriter, sosyal medya. Aslında outsource bir ekip. Yani başka bir ajans bünyesinde ama bizim içimizde oturuyorlar. Bizim ekip gibi gibiler. Bizim ekiptenler. Finans Bank'ta bizim hemen arkamızdan evet, aynı ajansla aynı uygulama yapmaya başladı. Evet. Öncesinde Unilever yapmıştı zaten. Unilever o anlamda sektörde bir öncülük yaptı. Onlarla da bir fikir teatisinde bulunduk sağ olsunlar. Hani sektör birbirini bu anlamda besliyor, ne mutlu ki. Dolayısıyla başladık. O kadar iyi gidiyor ki amaç orada şeydi. Bir maliyet avantajı sağlamak. İki, hız kazanmak. Üç, kaliteyi arttırmak. Üçü de şu an tik 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 şeklinde güzel gidiyor. Marka ekiplerimiz çok mutlu. Çünkü üç masa ötelerinde bir ekip var ve dertlerini anlatabiliyor. Yani hani 20 tane mail yazacağı noktada gidiyor masada 5 dakika konuşuyor. El sıkışıyorlar, ayrılıyorlar gibi düşünün. İyi ki dediğimiz projelerden bir tanesi hakikaten çok heyecan verici. Kesinlikle. Bir yandan dijital pazarlama, içerik, işte iç ajans, bir yandan e-ticaret gümbür gümbür böyle çift taneli büyümelerle gidiyor. Bir yandan bu dijital ürünler her şeyin hani transformasyona uğraması vesaire. PepsiCo'da da ciddi bir dijital dönüşüm var diyebilirim şu an. Biz de ekipçek tam ortasındayız bunun. TV kısmı da sizin için hala çok önemli. Çok. Yani. Ben TV'nin gücüne çok inanan bir dijitalciyim. Ha. Hep onu diyorum. Oradaki asıl sır o ikisini, online offline'ı doğru konuşturabilmek, senkronize edebilmek. Dolayısıyla birbirinden çok beslenen iki ayrı mecra. Dolayısıyla hani bunların araştırmaları vesaire yapıp büyük şansımız aslında global şirket olduğumuz için çok fazla know-how akıyor sektör ekiplerinden bize.
onlardan da fayda. Globalden gelse de ben şahane olurum. Tabii. O tarafta çok emek var. Yani çatı strateji mesela oradan gelse de burada lokalize ediliyor. Bazen burada lokalde sıfırdan bir şeyler yapılabiliyor dijitalde. Gibi gibi. Bir de şunun altını çizeyim. Bu hani dijitalleşme aslında tam bir değişim yönetimi. İngilizce terimi change management. Eğer kendi şirketlerinde de benzer süreçlerde olan arkadaşlar varsa mesela change management eğitimleri var. Ben bunu aldım, sertifikamı da aldım. Çünkü değişim yönetimi bambaşka bir şey. Bir tabii strateji koyuyorsunuz, aksiyon planları vesaire, ekipleşme. Ama bir de mesela şirketteki kültüre de etki etmeniz gerekiyor. Yani herkes böyle kucaklayıcı olamayabiliyor. Evet, arada böyle yok ya biz bu işi böyle yapıyoruzlar da çıkabiliyor. Onları yanınıza biz alarak ikna ederek. Evet. Ve şu an PepsiCo'da biz o kadar güzel bir seviyeye geldik ki bu sağ olsun bütün paydaşlarımız da çok destekçi oldu bu konuda. Finansından işte supply chain'ine kadar, işte içgörü ekibimizden medya ekibine kadar öyle hep beraber hareket ettik. Ama biz her bulduğumuz fırsatta dijital anlatıyoruz insanları. E-ticaret anlatıyoruz. Bakın bunun için bunu yapıyoruz. Bu böyle, şu şöyle diye ikna ede de çok güzel ilerliyoruz. Vallahi. Aynen. Ellerinize sağlık. Aynen öyle. Benim tek aklıma takılan şey oldu. Bu kadar çok aslında marka varken sadece 6 kişi bütün markaları mı yapıyor yoksa arada hani bu mu? 5 kişiyiz aslında biz. 6 kreatif kişi kreatif ekip. Kreatif taraf. Emekçi dostum. Emekçi. bazı markalarda başladık. Hepsinde başladık. Ha, yani aslında tabii. Ajanslar hala devam ediyor. Ajanslar devam ediyor. Devam edeceğiz de ajanslarımızla. Orada herkes giderim. Sakin. Hibrit bir yapı var. Dijital ajanslarımızda onları da yoruyorduk belki. Hı-hı. Eski dönemde çok fazla bıdık bıdık operasyonel işle. Hı-hı. Operasyonları biraz da içeriye çekmiş olduk. Onlar biraz daha büyük kampanyasal işlerle çıkıyoruz. Artık pilottan çıktı. Artık dört nala gidiyor. Evet. Çok beğendim. Dört nala gidiyor. Bakalım Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Böyle PepsiCo'da çok keyifli. Belli yani çünkü bizim. Evet. Bir de işte eğitmenlik tarafım var. Bu tempoda birlikte yürüttüğüm. O da bir 5-6 sene önce böyle işte eğitimlere, seminerlere konuk konuşmacı olarak gitmeye başlayarak başladı benim o tutkum. Yakında sizi podcast açmış görebilirsiniz. Rakip oluyormuşum. Ben Didem'den ver. Konuklarım Erdem ve Mutlu. Keşke. Çok mu keşke yani? Yok o işlere giremem. Görmeyiz. Estağfurullah. Şöyle işte bir 3 sene kadar önce sanıyorum İstanbul Business School'da bayağı hafta sonu eğitimleri vermeye başladım. İçeriğimi hazırladım. Ondan sonra böyle 100-150 slide'la başladı. Şu an 500-600 slide'lık dijital içeriğim var arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir yerde paylaşmayı düşünüyor musun? Hayır. Slide'ları? Düşünmüyorum. Evet, önemli bir şey bence çünkü. Çünkü arkadaşlar çünkü önemli bir şey. Maalesef emeğe hiç saygı yok bu ülkede. Evet. Yani ben yani mesela karşılıksızsa evet. Paylaşılabilir kısmını paylaşıyordum. İlk başlarda tabii birazcık böyle saf bir yanım da vardır benim, üzerinize afiyet. Önce full paylaşmıştım o versiyonu. Sonra sektörden biri de ki Didem dedi senin geçen o eğitim verdiğin dokümanın aynısıyla eğitim verdiğinlerinden birisi eğitim veriyor dedi. İşte Türk insanı yani. Nasıl arkadaşlar? Gerçekten. Neye kızayım ben? Emeğimin heba olmasına mı kızayım? Yani kimdir nedir bilmiyorum bu arada ama hakkımı helal etmiyorum. Çok, çok haklı. Evet, o yüzden işte arkadaşlara diyorum ki önemli gördüğünüz yerleri not alın, fotoğraf çekebilirsiniz. Ama ben doküman olarak çok kısıtlı bir versiyon paylaşıyorum. Kaynak paylaşıyorum, rapor paylaşıyorum eğitimlerim sonrasında. Çok keyifli. Şu an Desit Akademi'de eğitimler veriyorum Haluk Hoca'yla. O da biliyorsunuz reklam sektörünün duayenidir. Bir de Webrazik Renvo İK'nın eğitimlerini birlikte dizayn ediyoruz. Pınar Kutsal'la beraber. O da çok keyifli gidiyor. Orası hem benim bir hayat felsefemdir. Hani bilgi paylaştıkça çoğalır. Çok klişe ama bence öyle. Yani bilgi ve deneyim sahibiysek bunu paylaşmakla mükellefiz bence. Yani biz de saklayarak ne olacak, mezara mı gidecek? Dolayısıyla ne kadar paylaşabilirsem ben o kadar haz alıyorum bundan. Ve eğitimler buna vesile oluyor. Bir de ben de çok besleniyorum. Nasıl, nereden ulaşabilir? Valla Detsit Akademi ve Krenvo İK'nın web sitelerinde ara ara tabii benim de tempoma tabii, uyacak şekilde. Yani senede 3-4 defa
böyle o tam günlük eğit eve nasıl yetişeyim tabii onun canım. Dışında. Başka bir konuğumuz söylemişti ki 1 saat ders vermek için 6 saat çalışman lazım. Tabii ki öyle. Yani hemen söylediğinizi en son destekleyerek. Tabii ki ve o bir gün eğitim veriyorsunuz ya sabah 10 akşam 5. Ben eve geliyorum eşime diyorum ki bir program falan yapmayalım. Cumartesi oluyor genelde. Oturuyorum battaniyem kahvem böyle buram yanıyor. Bütün gün çünkü kendinizi kaybediyorsunuz. Anlat 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 işte workshop yapın şudur budur. Bittiğinde müthiş bir ener yani öğretmenlik mesleğine saygım daha da arttı inanın bu eğitimler vermeye başladıktan sonra. Çocuklara yani. Evet ama müthiş bir haz benim için gerçekten. Bir yandan mesleğimi idame etmek bir yandan insanlara biraz fayda sağlayabilmek. Ben çok değer veriyorum hani eğitimci kimliği olan herhangi birine. Evet. Çok ulvi bir şey. Yani ben eğitimci çocuğu olmakla birlikte çok yakinen biliyorum çünkü. Nasıl bir illet olduğunu yani hem hoşuna gider insanın gerçekten bunu paylaşmak hem de yorucu bir şey. Ellerinize sağlık bence çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bence de. Var mı peki bizim genç arkadaşlarımıza? Olmaz mı? Bu kadar eğitmeniz dedik var. Son 5 dakikamızda hemen bunu da tamam. Biraz da bize hatta bir not aldım unutmamak için. Öncelikle bizim işimiz yani dijital pazarlama, e-ticareti, dijital dünyadan söz ediyorsak hani örneklerini verdim müthiş dinamik bir iş. O yüzden cümle arasına da geçirdim. Ben hani 41 yaşıma geldim işte 20 senedir yaklaşık bu işlerin içerisindeyim. Hiçbir zaman oldum tamam artık bu tek her şeyi öğrendim bununla ilgili demedim ve demeyeceğimi de düşünüyorum emekli olana kadar. Çünkü hani bugün bu tamam anladık dediğinizde 3 ay sonra bambaşka yepyeni bir şey çıkıyor. Yeni teknolojiler çıkıyor. Yani 5 sene önce hiç konuşmadığımız bilmediğimiz kavramlar şu an hayatımızın ortasında gibi gibi. Dolayısıyla hiçbir zaman oldum demesinler. O konuda biraz mütevazi olmalarını öneriyorum. Mesela oğlum öyle. Ben matematiği çok iyi biliyorum. Çalışmama gerek yok. Tabii. Aman tanrım o jenerasyon öyle çünkü. Bakalım ne yapacağız yani onlarla. Ben şey diyorum hani o jenerasyon işe girmeye başladığında ben emekli oluyorum hesapladım. O yüzden genç arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Onları yönetmek zorunda kalacaklar. Çünkü alfa kuşağı. Kanalistaya alalım biz. Evet aynen öyle. O ve yandaşları şeklinde. Sonra işte verdiğim örneklerde de görüyorsunuzdur. Özellikle Finans Bank'ta o benim... İşte merakım, sorgulayıcılığım, işte biz niye şunu yapmıyoruz ya bunu da yapsak denesek mi vesaireler benim aslında kariyer merdivenlerini atlamama neden oldu. Hakikaten merak olması gerektiği kadar merak. Her zaman çok yol açıyor bence. Merak edin, araştırın, sorgulayın diyorum gençlere. Bir diğeri çok yönlülük. Özellikle bizim işimiz için yani pazarlama ile uğraşanlar için çok kıymetli. İşte ben bu yaşımdan sonra sosyoloji 2. üniversiteye başladım. Bir yandan mesela datadan da anlamamız gerekiyor. Çünkü IT'cilerle de aynı masaya oturuyoruz. Onlarla aynı dili konuşabilmemiz gerekiyor. Ama bir yandan bugünkü örnekte verdiğim gibi bir öğrenciyle sohbet ediyoruz. Orada işin sosyolojik boyutu da devreye giriyor ya da psikolojik boyutu. Özellikle hem bu işte hani yönetim bilişim sistemleri denir üniversitelerde bölümleri de var. Hem biraz daha data, sistem, teknoloji altyapıdan anlıyor olmamız gerekiyor bizlerin. Hem de bir yandan bu beşeri bilimlerden de çok fazla beslenmemiz gerekiyor. İşte sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi. Ve son olarak da bu PepsiCo'nun çok sevdiğim bir kültürü. Test and learn diyor. Ve fail fast diyor. Aynen. Çok hoşuma gitti. Çok da benimsedim bunu. Size açık olarak da bunu savunuyor değil mi? Savunuyor. Yani bizim mesela medya bütçelerimizde hep bir test bütçesi vardır. Hiç denenmemişleri test edelim diye. Test et, öğren ve hızlı hata yap diyor. Hani hata yapma demiyor. Gerçekten hata yapmaktan korkmamamız gerekiyor. Çünkü o cesaretin önünde bir bariyer. Dolayısıyla bir de şey var tabii konfor alanı. Biz Türkler biraz böyle konfor alanı severiz. Ondan çıkmak gerekiyor. Yani benim mesela Pegasus'tan ayrılıp PepsiCo'ya geçişim bayağı bir konfor alanının böyle darmaduman edilmesiydi. Ama iyi ki de yapmışım çünkü bambaşka bir sektörde bambaşka şeyler öğrendim. Ne dedik özetleyelim? Eğitmen kimliğim girdi devreye. Yok öyle. Bir sürekli araştırma, öğrenme, hiçbir zaman oldum dememe. İki, merak ve sorgulayıcılık her daim. Üç, çok yönlülük.
4 hata yapmaktan korkmama, konfor alanlarını öyle. Yık. Evet. Çok güzel. Vallahi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok mu konuştum? Ayağınıza bağlı. Yok ya, amaç bu aslında buradaki ve bu süper. Kadar bence değerli bir sohbetti ki bu. Sağ ol. Ne mutlu çok bana. Çok şey öğrendiğimize vizyon kattığını ya düşünüyorum. Ben bu sohbeti böyle 5 yıl sonra dinlediğimde falan hani oldu ki artık bunu da başka şeyler yapıyor oldum. Evet. Gurur duyduğum bölümlerden biri oldu. Ya gerçekten. Sağ olun. Öyle demeyin. Ben de. Öyle öyle. Peki sizden bir ricam olabilir mi kapanışta? Evet. Evet. Şöyle o podcast listesine bir baktım. Evet. Niye o kadar erkek egemen bir listemiz var arkadaşlar? Ya bu konuyu asla açmak istemiyoruz ama bu dürüst olalım. Dürüst olun hadi. Gerçekten. Kim cevap vermediler ya. Gerçekten mi? Evet. Buradan biz, bayağı yöneticilere seslenen. Biz aramızda da şeyi konuştuk. Duruyor yazışmalar hani ilk kadın konuğumuz diye bir üzerine basa basa. İlk miyim ben? İlk. Şaka yapıyorsunuz evet. Arkadaşlar. Ben tek tük vardır diye düşünmüştüm. Belirtmek istemiyorduk bu arada. Ya. Çünkü aslında bu da bir ayrımcılık. Yani oraya girmek istemiyorduk ama bizim dert yandığımız bir şey. Biz bu arada takvimlerini hani, bir yere getirmiyorlar diyelim yani. Bence anladım. Öyle. Anladım. Yavaş yavaş tanısınlar bizi. Özetledi. Evet, anladım. Ama anladım. Sizden sonra korkulmaması umarım. Gereken insanlar olduğunuz. ben size bir liste göndereceğim. Çevremdeki o dedim ya dijital dinozor, Alta Vista Girls o listeleri göndereceğim. Onlara yavaş yavaş dokunursanız. Çünkü gerçekten PepsiCo'nun diğer bir sevdiğim özelliği de işte diversity diyorlar. Kadınların iş hayatı. Çünkü biraz daha zor işimiz bence. İşte aile dengesi, kadınlık zor zanaat, iş hayatında da zor. O yüzden evet. Hani başarılı kadın örneklerini de çıkarma konusunda desteğinizi istiyorum. Biz %100 her türlü desteğe de varız. Sadece işte biz de çok isteriz daha fazla kadın konuğumuzu, başka hikayeler. Gerçekten konu tamamen dediğimiz gibi yani biz asla hani öyle bir şey yapmadık. Hani size de peşinizi bırakmadık. Sizin yardımınızla. Genelde evet, evet. Daha da çoğalacak. Yapalım. Aynen. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür bence ederim. Çok benim için de çok keyifliydi. İnşallah bütün dinleyen arkadaşlara da böyle bir nebze ilham olabilmişizdir. Kesin inşallah. Kesin gerçekten. Oldu. Dinleyen arkadaşlarımıza kesinlikle teşekkür ediyoruz. Çok zaman geçtiği için hiç uzatmayacağım. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyelim. Biz nereden dinleyip nerede yorum yapacağınızı biliyorsunuz. Ulaşmak isterseniz de hemen orasını geçelim. Didem'den ben LinkedIn'e ulaşabilirsiniz. Aynen biz öyle. Biz öyle yaptık. Kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.